Evet arkadaşlar, hoş geldiniz yeni bir bölümümüze. Karaman'dan, Türkiye'den çıktım, şöyle biraz ayaklayacağım. Gördüğünüz gibi dur diyor, bak dur. Ama ben durmuyorum. Karaman'da Umuda Smaç projesi. Ne güzel üstünü de çizmişler arkadaşlar. Çizmişler ne güzel. Şöyle merkeze doğru yürüyorum. Şu gördüğünüz cadde birinci istasyon caddesi. Sağ tarafa gittiğimiz zaman da İsmet Paşa Caddesi. Şöyle solumuzda Çorba Sulu Yemek diyor. Güzel çorbaları var arkadaşların. Şöyle burada da genelde kafeler var. Kafelerde oturuyor insanlar. İçiyorlar, yiyorlar. Çiğ köftem. Reklam panolarına bakalım. Böyle. Şöyle karşıya geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Araba yok. Sağımda solumda geçiyorum. Evet, karşınızda gördüğünüz cami Hacı Beyler Camisi arkadaşlar. Selçuklu zamanından kalma büyük ihtimalle kapısı şu şekilde. Hacı Beyler Camisi 1356 Karamanoğulları devriymiş. Evet, Selçuklu değil, Karamanoğulları devri. Şurada böyle bir karavanın meydanı. Şu anda da İsmet Paşa'ya giriş yapıyoruz. Girdik. Evet arkadaşlar, yani Karaman ve civarında Konya'da da Osmanlı dönemine ait yapıtlar göremezsiniz, yoktur arkadaşlar. Sadece Selçuklu veyahut da Karamanoğlu zamanından. Osmanlı burayı çok sevdiğinden İç Anadolu'yu yapmamış bu taraflara. Yani buradaki insanlara herhalde çalıştırarak eziyet etmek istememiş onlara bu inşaatlarda. Ondan dolayı yapılmamış diye düşünüyorum. Evet. Ne diyor burada da? Öncü Karaman İskenderun usulü soslu dürüm. Bir kere yedim burada. Fena değil ama öyle o kadar da abartılacak kadar bir lezzet sunmuyor diye düşünüyorum. Şöyle izleyin işte insanlarımız, bakın ne kadar mutlu, hepsi gülüyor. Mutluluktan havaya uçuyor hepsi. Peynirci Halil. Şimdi İsmet Paşa'nın tam yoğun caddesi arkadaşlar burası da. Şurada tatlıcılar var 3 tane. Ortada Işık Oğulları var. Yıllardır en popüler tatlıcısı Karaman'ın. Buyurun efendim, buyurun. Yiyor, içiyor insanlar gördüğünüz gibi. Herkes de para bol. Bu arkadaşlar yiyorlar. Böcüler. Böcüler de Karaman'ın eskiden kalma, yani yıllardır olan ayakkabıcısı. Tabii şimdi değişti. Bir AVM'ler falan var. Yeni mağazalar açıldı ama bunlar böcüler dediğim eskiden kalma, tanınmış. Vodafone, Gözlükçü Optik Lens, Selin Kuruyemiş. Burada da böyle cevizdir. Yerli badem 90 TL. Cevizin kilosu 80 TL. Tale diyecektim neredeyse. Sudan ucuz arkadaşlar. Türksel, Akın Optik. Karşıda da Türk Telekom. Karşıda herhalde canlı müzik yapıyorlar. Bakın arkadaşlar, sırada bekliyorlar. Neden? Banka çağrı yapmış. Doldu taşlı para diyorlar. Gelin çekin ki burada yer açılsın. Bir yoksul öldü,
duygu mahalleli, ama bir kefen parası. Kamadı mahalleli, bu Ahmet dedi yalan dünya. Çıkarttı ceketini, örttü garibin üstüne, kaldırdı cenazeyi. Herkes anladı ya nasip ya kısmeti. Bizim kul Ahmet birdenbire oluverdi Ahmet Bey. Ceket ise Ahmet Bey'in ceketi. Burada herkes anladı ya nasip ya kısmeti. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ne güzel bir şarkı. Barış Manço'dan Ahmet Bey'in ceketi. Şöyle girin isterseniz bir internetten onun sözlerini okuyun. Ne demek istediğini anlarsınız Barış abimizin. Belki de anlamayacağınız o da olabilir. Ziraat Bankası. Böyle arkadaşlar işte. Bakın karşıda Akbank. Oturayım. Bir çay ısmarlayayım kendime. Çay içeyim arkadaşlar. Öyle değil mi? Toz, çay, köfte, çorba diyor. Obur şef. Ondan sonra oturup şöyle insanları seyredeyim. Hemen bakalım çayımızın tadına. Evet. Tavşan kanı olmuş. Güzel. Şöyle ara sokaktan kapalı çarşıya girelim arkadaşlar. Eskiden beri Karaman'ın kapalı çarşısı. Ne çarşısı acaba oranın ismi? Ona da bakarız. Ayakkabıcılar sokağı diyorlar imiş. Ama ayakkabı görmüyorum. Kuyumcu görüyorum her yerde. Ayakkabılar bir sonraki sokakta. Bakalım o zaman nasıl bir yermiş. Bakın oyuncaklara ne güzel cıvıl cıvıl rengarenk. Ayakkabıları görüyoruz arkadaşlar. Bakın çok ucuz. Evet arkadaşlar niye böyle konuşuyorum biliyor musunuz? Bugün 15 Mayıs. Ondan dolayı. Anlayan anlamıştır. Düzen güzel. İnsanlar da ne dediler? Seçim yaptılar. Bu düzen devam etsin. Biz memnunuz halimizden dediler. Ne güzel. Her şey musmutlu. Evet. O kapalı çarşıyı geri çıktık. Şöyle bir alana çıktık. Şurada karşımızda Kuğulu Park deniyor. Orada insanlar oturuyorlar. Bakın. Bu arkadaşlar da oturuyor. Ne güzel. Çok çalışmışlar, yorulmuşlar. Onların da hakkı oturmak, dinlenmek. Dinlenecekler tabii ki, ne güzel. Burası da neymiş? Sultan sofrası, kelle paça diyor. Bilemedim ne olduğunu. Sonra bakarız. Bir ara girerim oraya da. Bakım binalara şey ne onun adı buranın tasarımı bir başka arkadaşlar eski yapılar bunlar 70'li yılların herhalde arkadaşlar halen şarkı yapıyorlar ne güzel. Maydanoz döner diyor. Acaba döneri nasıl? Bakın tablolar.
Bakın gözlükçü. Bakın Türksel. Böyle. İsmet Paşa'da ilerliyoruz. Gratis. Hani diyorum ya videolarımda gratis. Türkiye'nin gratis diye. İşte size gratis. Hollanda'nın Kruidvat veyahut da Etos'u. Helvacı Ali 1900'lerden beri yapıyormuş helva. Bir ara yeriz. Bir ara gösteririm size onu da. Işıkoğulları. Bahsetmiştim ya 1986'dan beri Işıkoğulları pastaneleri diyor. Şu karşıdan o daha demin gösterdiğim caminin oradan girdik mi? Birinci istasyon. Bakın burası da ikinci istasyon caddesi. İkinci istasyon caddesine girdik. Devam ediyoruz. Basmacılar diyor. Ev tekstili ve züccaciye. Bahar havası güzel oluyor arkadaşlar Türkiye'de. Yani Temmuz Ağustos geldi mi burası çok sıcak oluyor. Öğle vakti gezmesi bir zulüm oluyor. Ama bakın Mayıs'ta hava mis gibi kısa kollu geziyorum. Akşamları biraz soğuk oluyor. Bazen 7 dereceye kadar düşüyor. Karaman diyeyim ben. Türkiye tabii çok büyük. Başka bölgeleri için konuşamam. 7, 8, 9, 10 derece soğuk oluyor arkadaşlar. Ama o da sorun değil. Kaloriferi açarız bedava nasılsa. Bedavadan ısınırız. Bakın karşıda bir kafe yapmışlar Roma. Halbuki o Roma yerine buraya bir Selçuklu imparatorluğunun veyahut da Karamanoğulları diye geçse daha hoş olurmuş. Roma'yla ne alakası var diye düşünüyorum. Şahsi fikrim Roma yakışmıyor. Sonuçta Roma İmparatorluğu'na karşı biz Osman oğulları, Osman'ın oğlu olaraktan savaştık değil mi? Ben mi yanılıyorum? Bilmiyorum. Tarihi bilmiyorum ki. Sığır gibi geziyorum ortalıkta. Levent börek. Levent böreğin börekleri güzel arkadaşlar. Karaman'a geldiğiniz zaman Levent börekte mutlaka yemek yiyin yani. Börek yiyin. Bakın bunlar hep Moncler. Orijinal markalar arkadaşlar. Orijinal Moncler, Discworld. Onları satıyorlar Karaman'da. Aklınızda bulunsun. Gidip de o kadar masraf yapıp Paris'e falan uçmayın. Gelin Karaman'dan orijinalini alın. Evet, şimdi karşımızda hangi market var arkadaşlar? Migros var. Ne diyorum Hollanda'da? Migros ayarında Hollanda'da bulabileceğiniz market Albert Heijn. Albert Heijn Türkiye'nin Migros'u diyorum. Şimdi de Migros'a doğru yürüyorum. Şöyle hemen reklamlarını bir alalım. Bunlar kampanya herhalde. Bakın air fryer 2000 TL. Televizyon 7350 TL. Bu nedir? Pro sinyal güçlendirici ve telefon 3100 TL diyor. Şöyle hemen size güncel fiyatları göstereyim. 2,5 kilo pirinç 68. Komile ayçiçek yağı 5 litre 134 TL. Görüyorsunuz. Para değil. Çıkın çıkın gelin. Market turu. Migros market turu. Süt. Bakın Migros'un kendi markası 18,50 diyor 1 litre süte.
Şöyle bir süt var. 26.75 diyor. Toruko'nun ku var. Bu sek süt nerenmiş bilemedim. Enka. Un, yağ, et. Etlerimiz, bakın görüyorsunuz, kuzu but kemiksiz kilosu 413 TL. Değil mi? Dana az yağlı 334 kilosu. Dana rostoluk et 345. Dana but sotelik et 349 diyor. Şurada ne diyor? Kuzu kol kilosu 269 TL. Kuzu but 279 TL. Pastırmaya bakalım arkadaşlar. 126 gramı 74 TL. Yani kilosu 589 TL'ye geliyor arkadaşlar. Artık onun hesabını siz yapın. Ben yapmayayım. Euro'ya çevirdik mi ne oluyor? TL'ye çevirdik mi ne oluyor? Zaten onlarla da artık ilgilenmiyorum. Sadece sizlere şöyle göstereceğim. Tuvalet kağıdı 12'lisi 68.90. Mesela şöyle 24'lüsü 199'dan 149'a inmiş düşmüş. Evet, mikrostan çıktım arkadaşlar. Bir anda tabii ki kayıt kapandı. Neden? Orada çalışan arkadaş tabii ki oranın kuralıymış. Dedi ki çekim yasak arkadaş. Ben de tamam dedim. Olur dedim. Onu da anlıyorum. Tabii ki şimdi bazı güçler, iç güçler, dış güçler, orta güçler, alt güçler, yukarı güçler, bazı fiyatları bilmemesi lazım arkadaşlar. Tehdit olabilir memleketimize, vatanımıza. Ondan dolayı kapattım. Şimdi ne yapacağım? Devam edeceğim. Şurada demiştim ya, çorba diye bir yer var. Çorba içmek isterseniz gelin diye. Orada gideceğim. Bir tas çorba içeceğim. Koma gene etsiz çiğ köfte. Çorbacıya oturdum arkadaşlar. Bakın şöyle ekmeğimiz mis gibi. Yanında ezmemiz, salatamız, biberimiz ve çorbamız, tavuk çorbamız görüyorsunuz. Bol tavuklu. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Buradan arabamı alacağım. Karaman AVM'sine gideceğim. AVM yapıldı Karaman'a 2-3 senedir herhalde. Eskiden yoktu. Orada bir pastane var. İsmi Şebnem. Şebnem pastanesi. Canım şöyle sütlü baklava istedi. Canınız çekmesin ama benim istedi. Ne yapayım? Ben de senede bir kere Türkiye'ye geliyorum. Ondan dolayı özlüyorum bu tatları. Yani dediğim gibi de videolarda arkadaşlar bunlar olacak. Ona da bakalım, beraber gidelim bir görelim.